Sanat ile uğraşmak isteyen kadınların önündeki en büyük engel çoğu zaman cinsiyetler olmuştur. Sadece yaşadığımız topraklarda değil, dünyada da sanat dünyası uzun süreler boyunca erkek egemenliğinde varlığını sürdürmüştür. Günümüze geldiğimizde kadının her alanda olduğu gibi sanat alanında da aktif bir şekilde yer aldığını görüyoruz. Bu durumda arzularında ısrarcı davranıp kendi sesini duyuran öncü kadınların açtığı yolun önemi asla yadsınamaz. İşte bu öncü kadınlardan biri olan Sabiha Ziya'yı anlatmadan önce kanala abone olmayı unutmayın. Hazırsanız size ilk Türk kadın heykeltıraşımızı anlatıyorum. ...1904 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açan Sabiha Ziya, ilk öğrenimine Eyüp Sultan Numune Mektebi'nde başladı. Babasının Şam'da görevlendirilmesi üzerine 4 yıl burada yaşadı. Yeni kültürleri tanıma serüveni de bu yolculukla başlarken bir yandan da resim sanatına ilgi duymaya başlamıştı. Okulda, evde, yolculuklarında beyaz kağıtlar, kalemler, renkli boyalar çocukluğunun en yakın arkadaşları olmuştu. Yıllar sonra ailesiyle birlikte tekrar İstanbul'a döndüklerinde Büyükada'ya yerleşmişlerdi. Resimdeki yeteneğini daha fazla geliştirebilmek için henüz daha liseyi bitirmeden 1920 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi'nin, yani bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin resim bölümüne girdi. Resme karşı duyduğu tutku devam etse de eğitimi sırasında heykel sanatıyla ilgisini çekmişti. Bunun üzerine kendi kendine bir antik büstü kopya etti. Heykel bölümünün hocası İhsan Bey bu çalışma karşısında şaşkınlığa uğramıştı. Heykel bölümünün tüm öğrencileri erkekti ve heykel bölümünden olmayan bir kadın bu çalışmayı yapmıştı. "Sen evin temelini yapmadan çatıya çıkmışsın," diyerek Sabiha Ziya'yı heykel sanatına devam etmesi üzerine yüreklendirmişti. Böylelikle Türk heykeltıraşlığı adına da bir ilk olacak adımı atıp Sanayi-i Nefise Mektebi'nin resim bölümünden heykel bölümüne geçiş yaparak 3 erkek öğrenci arasına ilk kız öğrenci olarak atıldı. Kısa sürede kendini heykel sanatında da geliştirmeye başlayan Sabiha Ziya, okulunda açılan bir yetenek yarışmasında birinci olarak Avrupa'da eğitim almayı hak kazandı. Ancak bu eğitime gidemedi. Çünkü yarışmayı bir kadının kazanacağı düşünülmemişti. Bu yüzden yerine bir erkek öğrenci gönderildi. Bir süre sonra Abideler Komisyonu İtalya'da Konanika'nın yanında çalışmak adına bir yarışma daha düzenledi. Sabiha Ziya bu yarışmanın da birincisi olmuştu. Bu sefer yolu açılmıştı ve İtalya'ya giderek 18 ay boyunca Konanika'nın asistanı olarak çalıştı. Sonrasında bir süre Roma Güzel Sanatlar Akademisi'nde Profesör Luppi'nin yanında eğitimine devam etti. Ülkesine geri döndüğünde 1925 yılında gerçekleşen Galatasaray sergilerinde eseri bulunan kadın sanatçılar arasındaydı. Hatta 1938 yılına geldiğinde sanatçı iki önemli yarışmayı daha kazanmıştı. Atatürk ve İnönü'nün heykellerini yapacaktı. İnönü'nün heykeli Mudanya Anlaşması dönemini sembolize etmekte ve Mudanya'da bulunmaktadır. Atatürk'ün heykeli içinse dünyanın en değerli mermerlerinden biri olarak görülen Karra mermerini kullanmıştır. Günümüzde o heykel Çankaya Köşkü'nün bahçesinde bulunmaktadır. 1933 yılında şair Abdülhak Hamit'in torunu diplomat Şakir Emin Bengütaş ile evlenmişti. Bir diplomat eşi olarak değişik ülkelerde bulunan Sabiha Ziya Bengütaş, yabancı ülkelerde de meslek çalışmalarını sürdürdü. Hatta Moskova'da bir sergi açarak büyük takdir topladı. Bu başarısı sonucu TASS ajansı sanatçının başarılarını konu ederek bir haber yaptı. Sabiha Bengütaş'ın sanat anlayışı tabiatta olanları kendi bakış açısıyla yorumlamaktan yanaydı. Sanat için sanat yaptığını sürekli olarak vurgulamıştı. Türkiye'nin ilk kadın heykeltıraşı Sabiha Ziya Bengütaş, 2 Ekim 1992 yılında ise hayata gözlerini kapadı. Yaratıcı olmanın yanı sıra fiziki bir güç de gerektirdiği için kadın olmanın yapısına aykırı olarak görülen heykeltıraşlığı layığıyla yerine getiren Sabiha Ziya Bengütaş'ın sanat yaşamı kendisi gibi bu sanata gönül veren kadınların da yoluna bir ışık olarak süzüldü.